Bugün 16 Aralık 2020 Çarşamba günü. Bugün Almanya tamamen kapattı. Sokağa çıkma yasağı var diyorlar ama sokağa çıkma yasağı 12 Aralık'ta başladı. Bugün okullar ve berberler gibi bazı işletmeler kapattı. Ama benim dışarıda işim var. Biraz dışarı çıkacağım şimdi. Önce AOK'ya gideceğim. Burada Titizenoğlu'nda AOK'ya gideceğim. Oradan da Donaueschingen'de BMW'ye gideceğim. Arabayı çağırdılar. Arabayı göstereceğim oraya. Veya randevu alacağım. Bilmiyorum. Çok sıkılarsa, çok iş varsa onlarda randevu alacağım. Yoksa arabayı çağırdıkları konu üzerinde kontrol yapacaklar. Sokağa çıkma yasağı 12 Aralık'tan itibaren başladı ama istisnalar kaideyi bozmuyorlar. Bu şekilde vlog çekmeye karar verdim bugün. Canlı yayın yapamayacağım çünkü farklı yerlerde, farklı zamanlarda olacağım için hepsini bir videoda toplamak istedim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi dışarıdayım. Çıktım dışarıya. Burada ördekler var. İnsanlar dışarıda. Bayağı insan var dışarıda. Sosyal medyada ve haber sitelerinde asılsız bir sürü haber var. Bilgi kirliliği var. Ben o şekilde haber vermek istemiyorum. Bu şekilde uygulamalı olarak hem yaşıyorum, tecrübe ediyorum hem de aktarmaya çalışıyorum. Oturduğu yerden oradan buradan topladığı asılsız bilgilerle haber yapanlara da buradan selam olsun. İnsanları o şekilde tedirgin etmeye hiç hakkınız yok. İnsanlar dışarıya çıkamıyorlar, hastası var. Halletmesi gereken işi var. Zehir ettiniz insanlara hayatı. Şimdi burada AOKA'ya geldim ben. Bakalım açık mı kapalı mı bilmiyorum. Maalesef kapalı burası. Sadece telefonla hizmet alıyorlar. O yüzden buradaki işimi halledemedim. Lidl'a gidip bir kahve alacağım. Oradan da Donaueschingen BMW'ye gideceğim. Bakalım orası açık mı kapalı mı onu da görelim. Bu arada sokakta arabalar, insanlar gayet normal bir şekilde hayat devam ediyor. Herkesin mutlaka bir bahanesi vardır. Genel olarak bireysel veya iki kişi en fazla gördüm yan yana. Onun dışında toplanmamaya özen gösteriyor insanlar. Ben de tek başımayım. O yüzden benimle de ilgili bir sıkıntı yok. Şimdi arabaya geldim. Saat 11.30 olmuş. 18'e kadar çalışıyor BMW. Önce Lidl'a gideceğim, bir kahve alacağım. Oradan da BMW'ye gideceğim. Arabayı ya göstereceğim ya da randevu alacağız göstermek için, bilmiyorum. Ön takımlarla ilgili bir şeyi ücretsiz olarak kontrol edeceklermiş. Onun için geri çağırdılar arabayı. Her sene bir şey için çağırıyorlar. Bir parçayı test ediyorlar, kontrol ediyorlar. Neyse. Yakın bir zamanda da arabanın bakımları geldi artık. Bakımlarına götüreceğim. Bakalım hemen ne gelmiş. Fren sıvısı 12. ayda, yani bu ayda değişmesi gerekiyormuş. Motor yağı 440 kilometre kalmış motor yağının değişmesine. 440 kilometrelik bir mesafemiz var. Onun için de randevuyu alırım artık ben. Yağı değişecek, filtreler değişecek hepsi. Başka da bir şey yok. Arabanın genel kontrolü 31 bin kilometre sonra veya 2024'ün 3. ayına kadar. Ön ve arka frenler 50 bin kilometreleri var. Evet, saat 11.30 ve hava sıcaklığı 4 derece. Soğuk değil. Gidip hemen Lidl'dan bir kahve alalım. Ondan sonra da Donaueschingen'e. Şöyle Lidl'a gidene kadar da yolda ne var ne yok onu çekelim biraz. Yoldaki insanlar, arabalar. Bugün 16 Aralık 2020. Çarşamba günü yani. Almanya'nın kapandı denildiği gün. Tek başına yürüyen birisi dışarıda, sokakta tek başına olan birisi asla bir sorun teşkil etmiyor. Yasak yok tek başına yürümeyle ilgili, tek başına dışarıda olmayla ilgili en ufak bir kısıtlama yok. İki kişi ise yine bir kısıtlama yok. Farklı ailelerden veya aynı aileden iki kişi birlikte dışarıda bulunabilirler. Kısıtlamalar 3 kişiden itibaren başlıyor. Üçüncü kişi varsa eğer, bu 3 kişinin aynı aileden olması gerekiyor. Bir tanesi farklı ailedense yasak. Kural bu şekilde. Bir kişi tek aile, sıkıntı yok. Tek kişi, bireysel. İki kişi aynı aileden veya farklı aileden hiç fark etmez. İki kişi bir araya gelip dışarıya çıkabiliyorlar. Eğer üç kişilerse bunların aynı aileden olmaları gerekiyor. Sadece bir tanesi bile farklı aileden olması mümkün değil. Yasak. Ben bir kahve alıp geliyorum. Ondan sonra Donaueschingen'e gideriz. Lidl'dan kahve aldım. Su aldım. Su aldım çünkü param yoktu. Bozuk param yokmuştu. Gittim para bozdurmak için su aldım. Kahve de aldım. Şimdi yola çıkabiliriz artık. Bu arada hala
Almanya'da tam kapanma demelerine rağmen hala maske takma zorunluluğu yok sokaklarda. Hava birkaç gündür güzel ama dün yağmur yağıyordu. Bugün hafiften güneş gösterdi kendine bakalım. Bu kalan karlar da erir ama hafta sonu tekrar kar yağacak. Bir tarafta güneş, bir tarafta bulut, bir tarafta sis. Yine de güzel bir manzara oluşuyor bu şekilde. Buralarda canlı yayın yapma şansım yok. Şu anda bulunduğum yerde kesinlikle internet çekmiyor. Birisi telefonla aramak istese bile ulaşamaz şu anda bulunduğum yerde. Biraz sonra otoban da değil, Bundesstraße, yani ara yollar, otobanların aralarında başka bir yol. Bizim buraya bağlanan tek yol. Şu köprünün üzerinde. Bu köprünün üzerine çıktıktan sonra az ileride internet çekmeye başlar. Saat 12 oldu. Güneş buradan vuruyor artık böyle. Donaueschingen'e geldim ben. Şimdi biraz sonra burada BMW'ye gireceğim. Bakalım randevu mu verecekler yoksa direkt kontrolü alacaklar mı? Ne ön takımlarla ilgili bir şey kontrol edeceklermiş. Onun için çağırdılar. Bir de ben genel bakım için bir randevu yaparım artık buraya kadar gelmişken. Ön takımlar için çağırdıkları iş için de randevu verirlerse aynı güne almaya çalışırım. Hepsi bir arada çıksın. Uzun yola hazır oluruz. Sıla yolculuğuna tekrar 2021 sıla yolculuğuna hazır oluruz yani. Bu alanda biraz fabrikalar var. Şu anda insanlar da yürüyorlar. Sol tarafta az önce bir yeme içme yeri vardı. Millet sıraya girmişti orada yemek almak için. Saat 12'yi 10 geçiyor şu anda, tam öğlen yemeği saati. Yani insanlar sokaklarda. Geldik BMW'ye, bakalım ne diyecekler. AOK gibi burası da kapalı mı yoksa? Oo, güzel arabalar var burada. Onlara da bakarız gelmişken hazır. Evet, BMW'ye geldik. Açıktı BMW. Randevu yaptım. Yeni yıl girmeden arabanın bakımlarını yapacağız. Yeni yılda yeni sıla yoluna hazır olacak araba. Yağ değişimi, filtreler değişimi, her şeyi hazır olacak. 2021'de yine yollardayız inşallah. Hazır gelmişken ikinci el arabalara da baktım hemen hızlıca. Hepsini tek tek göstermeyeceğim ama bu şekilde burada bayağı araba var. En pahalısıyla en ucuzunu buldum. Onları göstereceğim sadece. En pahalısı burada. Bu alandaki en pahalı ikinci el araba 82.930 euro. M5 xDrive. 2018 model. 49.779 kilometrede. Ve en ucuzu da burada. Bu da en ucuzu. O kadar arabanın içinde. En ucuzu ve en pahalısına bakalım. Yok, bu değil, pardon. Bu değil. Neredeydi o? Buradaki. Bu en ucuzu. 2018'de 2017 model. 86.659 kilometrede. 14.860. En ucuzu bu. Az önce gösterdiğim bu da ucuz ama 2000 euro fark var aralarında. Bu da 16.630 euro. 2017 model. 26.965 kilometrede. Bu M5. 82.000 küsür. Evet, 82.930 euro. En pahalısı da bu. Burada da işimiz bitti. Şimdi artık eve gidip telefonla AOK'yı arayacağız. O işi de halledeceğiz. Ondan sonra da bir yürüyüşe çıkarız. Ama sosyal mesafeyi koruyarak, kurallara uyarak, kuralları ihmal etmiyoruz. Yasak bir şey yapmayacağız. İnşallah bu virüs belasından kurtulacağız en kısa zamanda. Bu arada hava 7 dereceye çıktı ve acayip güneş var. Gözümü alıyor. Güneşliği indirmek zorunda kaldım. Buradan şimdi sağdan Donaueschingen, Hüfingen arasındaki bir alışveriş merkezi bölgesi var. Alışveriş bölgesi. Birçok mağaza, dükkan, her şey orada var. Real var, Bauhaus var.
birçok kozmetik dükkanları, kıyafet dükkanları hepsi var. Oraya da bir göz atıp öyle geçeceğim eve giderken. Bakalım hangileri kapalı, hangileri açık, nerelerde yoğunluk var, onlara bakacağım. Burada sağ tarafta Lidl var. Lidl açık. O normal açık olması. Burada dönerci var. Açık. O da açık olması normal. Burada DM var. Açık. Temizlik malzemesi, hijyen malzemesi satan yerler açık olacaktı. Burada kıyafet mağazası var. Kapalı. Gayet normal olması gerektiği gibi. Hemen sağ tarafta Daşman var. Bakalım açık mı kapalı mı, ki kapalı olması gerekiyor. Evet, Daşman kapalı. Takko var ileride, kapalı olması gerekiyor. Kapalı. Sol tarafta. Burada Teddy var. Dedinin de kapalı olması gerekiyor. O da kapalı. Açık olsaydı dışarıda olurdu her şey zaten. Kapalı. Burada Fresnap var. Fresnap açık. Yani hayvan malzemeleri, gıdası alınan yer açık. Burada yine yeme içme yeri var. Sadece paket servisine açık. Az önce BMW'ye gittik. Yani burada Hyundai var, Opel var. Onlar açık. Burada Deichmann'ın yanında Kik var. Az önce yanından geçtik. Kapalı. Bir abla kapıyı zorluyor. Kik'e girmek istedi ama maalesef Kik kapalı. Burada Real açık. Olması gerektiği gibi gıda marketler açık. İleride Bauhaus. Ona da bakalım hemen. Bauhaus açık. Bauhaus açık ama etrafta kimsecikler yok. Sanırım buranın kapalı olduğunu düşünüyorlar. Sadece inşaat firmaları falan herhalde gelip buradan malzeme almaları gerektiği için veya evde insanlar evde kaldığı sürece evde belki ufak tefek erteledikleri tadilatları yapmak için buradan malzeme almaya gelebilirler. O yüzden bu Bauhaus'ta açık bırakmışlar demek ki. Buradan gidebiliriz artık eve. 2 saat bile olmadan işi hallettik, geldik işleri. Saat 1'i 10 geçiyor şu anda ve 5,5 derece burada hava. Çok güzel bir hava var bugün. Fazla giyinmişim. Evet, arabayı bıraktım, eve gidiyorum. Burada da nehir, şöyle bir dere akıyor burada. Bunun sesi geliyor mu şu anda? Hiç bilmiyorum. İnşallah gelmiyordur da güzel bir ses alıyordur. Ama alıyor. Muhtemelen onun sesini alıyor şu anda. Burada acayip bir şey oluyor şimdi. Çok eski bir bina vardı burada. Bu binayı yeniden yapmaya çalışıyorlar ama tamamen yıkmadılar. Sadece belli bir kısmını parça parça halinde aşağıya indirdiler. Kalması gereken parçalar kalsın diye yandan desteklediler. Tamamen yıkılmasına 3 duvar kaldı yani. Bir o duvar, bir de bu duvar. Ama yıkmadılar duvarı. Şu anda beton atıyorlar. Çıkardıkları parçaları tekrar geriye koyarak herhalde eski binanın yapısını bozmadan aynısını yapmaya çalışacaklar. Bilmiyorum nasıl oluyorsa. Çok ilginç bir şekilde aylardır bununla uğraşıyorlar. Makine, çok fazla makine kullanmıyorlar. İnsan gücü kullanıyorlar. İnsanları çıkardılar çatıya. Tek tek parçaları tek tek aşağıya indirdiler. Bu şekilde bakalım. Bitmiş halini de ileride görürüz inşallah. Evet, başladığımız yere geri döndük. Hızlı hızlı gittim geldim, hallettim her şeyi. Şimdi bir çay iyi gider. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.